Artık bir şeyler üretmeye korkar olduk. Ya ölürsün ya da öldürülürsün. Bir Türk mucit kendisini güneşte temizleyen bir iplik buldu. Milyonlarca liralık bir sektörü kapatacağı ve iflas ettireceği için mucit yok edildi. Yine bir mucit kendi kendini şarj eden, hem zararsız hem de organik yosunla çalışan bir pil buldu. Bu mucide ülkesi sahip çıkmadı. Senden olmaz dedi ve şu an NASA'da uzay mekiklerine pil yapıyor. Sizlere böyle örnekler daha çok verebiliriz. Ya yok ediliyorlar ya da büyük güçlerin himayesi altına alınıp saklanılıyorlar. Ama her halükarda ölümün ucunda yaşamayı bir yaşam tarzı yapmış oluyorlar. Evet, bunlar mucitler. Bunlar sayesinde dünya gelişti. Ama artık dünyanın gelişmesini istemeyen ensesi kalın fabrikatörler, iş adamları da var. Çünkü her halükarda bunları etkilediği için. Bu inanılmaz videomuzda bir mucit ve bilim adamı olan Stanley Meyer'ı konu alacağız. İnanması zor ama bu inanılmaz adam suyu yakıta dönüştüren bir modül tasarladı. Evet, çeşme suyunu yakıta çevirdi. Bunun dünyayı geliştirip daha temiz bir dünya yaratacağını düşünürken tabi haliyle olanlar oldu. Haydi gelin Stanley Meyer'ın geniş çaplı araştırmamızdan kimdir, nedir ve neden sonuç ilişkisini öne alarak araştıralım. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Stanley Meyer, 24 Ağustos 1940'ta doğan, su ile çalışan motor fikrini ortaya atan mucit. 24 Ağustos 1940'ta ikiz kardeşiyle beraber Kolomb'un doğu tarafında doğdu. Bir süre orada yaşadıktan sonra Grantyre Hevers'a geçti ve liseyi orada bitirdi. Ohio State Üniversitesi'ni bitirdikten sonra orduya katıldı. Yaklaşık 10 yıl orduda çalışan Stanley Meyer, orduda özel ordugah cihazlarını tamir eden en iyi teknisyenlerden birisiydi. Stanley'in dikkatini orduda çok acayip bir şey çekti. Yakıt. Her şey ona bağlıydı. O olmazsa ne uçaklar, ne arabalar, ne de gemiler ilerleyebiliyordu. Ve en büyük sıkıntı ise de kendi ülkesinin bu yakıt için başka ülkelere savaş açmasıydı. Dönemin şartları yüzünden akaryakıt fiyatları aşırı şekilde çok yükselmiş. Savaşlar, sömürgeler ve birçok sebepler. Ordudan ayrılan Stanley Meyer hobi amaçlı bir atölye açarak çalışmalarına başlamıştır. Meyer düşünmüş, taşınmış, çalışmalar yapmış ve su yakıt hücresi fikrini ortaya atmış. Yani su ile çalışan motor fikri. Daha sonra Meyer, Ohio Biddleful Vakfı için çalıştı. Ayrıca NASA ile birlikte Gemini projesini geliştirdi. Star Wars için edep kavramı üzerine enerji besleme sistemleri geliştirdi. Stanley Meyer öyle uzman ve geleceği görebilen bir kişilikti ki farklı dallarda 100'e yakın geleceği şekillendirecek patenti bulunuyordu. Bunlardan bazıları kardiyak izleme, okyanus coğrafyası ve bankacılık sistemleri hakkında patentleri bulunmakta. Bazı patentlerini 1989'un başında, bazılarını ise 1993 yılında tasdik ettirdi. Ama en önemli patenti onun hayatının bitmesine sebep oldu. Stanley Meyer, Arap petrol ambargosu sona erdikten sonra yüksek yakıt fiyatları ve benzeri sebepler Meyer'ı su ile çalışan motor kavramına yöneltti. Meyer, cihazı ile bir otomobilin petrol yerine su yakarak çalışabileceğini iddia etti. Su yakıt hücresi, su içinde bölünmüş hidrojen ve oksijen atomları ile çalışıyordu. Meyer'e göre cihaz tahmini ya da bilimsel yollarla ölçülmüş gereken en az enerjiyi elektroliz ediyordu. Meyer su ile çalışan motor teknolojisini yaymak için bayilikler satmıştı. İki yatırımcı tarafından dava edildi. Arabası Londra Queen Mary Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Profesörü ve Mühendislik Kraliyet Akademisi üyesi Michael Logos tarafından muayeneye alındı. Ancak muayene günlerinde saçma bir bahane ile muayene durduruldu. Meyer'e göre su ile çalışan motor teknolojisi Patent Ofisi, Enerji Bakanlığı ve Ordu tarafından da soruşturma altındaydı. Mahkemede Meyer'ın su yakıt hücresi 3 bilirkişi tarafından incelendi ve geleneksel basit elektroliz hücresi kanıtına varıldı. Meyer mahkeme tarafından dolandırıcılık ile suçlandı ve 25 bin dolar para cezası kesildi. Stanley Meyer'ın 20 Mart 1998'de bir restoranda yemekten sonra aniden öldü. İkiz kardeşine göre Meyer, iki Belçikalı yatırımcı ile toplantı yemeğindeydi. Yemek sırasında Meyer aniden "beni zehirlediler" diyerek dışarı koştu.
Soruşturmadan sonra Friendly Country adlı tıp raporuna göre Mayer yüksek tansiyona bağlı beyin anevrizması geçirerek öldü. Mayer'ın destekçileri onun buluşlarının bastırmak istediği için öldürüldüğünü iddia etti. Şimdi sizlere Stanley Mayer'in son bir ayını anlatan kardeşinin ve dostlarının verdiği röportajı açıklayacağız. Bu kayıt Stanley Mayer'in kardeşine aittir. Bu sorunu çözdüklerini düşünüyor musunuz? Çünkü tanıkların bana anlattıklarına göre kesinlikle öyle görünüyor. Bilmem, üzgünüm ancak bunun hakkında düşünemem bile. Yaşamında öyle çok şeyler gördüm ki bunu söylemek çok zor. Yerel bir yatırımcı bir yol keşfetmişti. Şunu dinleyin. Arabayı çalıştırmak için suyu kullanmak. Stanley'nin benimle paylaştığı şey çok ilginçti. Benim desteklerim de patent için başvurdu ve Pentagon'dan iki kişi tarafından ziyaret edilmek için bir telefon aldı. Pentagon son bir haftadır çalkalanıyormuş. Mayer'in bu buluşu onları resmen ayağa kaldırmış. Bunu öğrendik. Pentagon'dan bir yarbay geldi. Bu buluşunun Yıldız Savaşları savunma programı ve ordu tankları çalıştırılmasında kullanılması için Stanley Mayer'la sert bir konuşma yapıldı. Tehditkar bu konuşmada ben de vardım. O ara çok korkmuştum. Çünkü dışarıda ve etrafta bizleri izleyen bir sürü ajan olduğunu görebiliyordum. Ancak Mayer bundan sivillerin istifade etmesi için bunun halka açık bir patent olması için baskı yapmaya devam etti. Ama albayın Pentagon'un ısrarları halka açık olma politikasını yasaklattı. Mayer eğer biz bunu yapmazsak deniz aşırı ülkeler bu projeyi gerçekleştirecek diye konuşmalar şiddetini arttırdı. 1996 yılında Mayer ABD Patent Ofisi'ne kanıtlanmış benzersiz voltaj yoğunlaştırıcı devresine rağmen cihazın devrim yaratıcı olmadığını iddia eden birçok şikayet aldı ve yatırımcıları tarafından bir sürü davalar açıldı. Hakim, duruşmanın ortasında tatil sebebinden dolayı mahkemeden erken ayrılması ve mahkemede olan konuşmaları kaydeden ses kaydedicisinin arızalı olması nedeniyle Mayer'ın sözlü ifadesi ve benim sözlü ifadem kaydedilmedi. Biz bunları daha sonra öğrendik. Sonra Mayer'ın başvurusu ve ifadesi yetersiz bulundu. Bizi sahtekarlık suçundan suçlu buldular ve yatırımcıların ücretlerinin geri ödenmesi istenildi bizden. Bu olay bizi tamamen mahvetmişti. Bizim prototipimiz vardı ve su ile de çalışıyordu. Yatırımcıların önüne su ile çalışan arabayla gittik. Yine de yeterli olmadı. Arabayı kamuoyuna çıkartıp insanlara göstermek istedik. Televizyona çıktık ve isteğimize de bir adım daha da yaklaştık. 20 Mart 1998 yılıydı, hiç unutmuyorum. Mayer ile akşam yemeği için bir restoranta gittik. Yanımızda da bizimle görüşmek için iki tane NATO memuru gelmişti. Stanley ile birlikte kızılcık suyu siparişi verdik ve masaya bir tane geldi. Benimki de arkasından geldi. Sevgili dostum, kardeşim, bir yudum kızılcık suyunu içtikten 20 saniye sonra elini ensesine attı ve kardeşim diyerek bağırdı. Sakın o sudan içme. Yanlarındaki NATO memurları kaçmıştı ve eli ensesinde kapıya koşarak zehirlendim diye bağırmaya başladı. En son sözleri beni zehirlediler. Kaç kendini kurtardı. Ve birden yere yığıldı. Zehirlendim kelimesi ağzından çıkan son şeydi. Polis raporu ve çevresindeki insanlar da bu kelimeyi doğruluyor. Hastaneye kaldırıldı ve orada bize öldüğünü söylediler. Ölüm nedeni ise anevrizma olarak kağıda yazılmıştı. Anevrizma nedir diye merak edenlere, anevrizma kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Anevrizma da damar duvarı zayıflamış, incelmiş veya yırtılma riski mevcuttur. Vücudun herhangi bir bölgesindeki damarlarda meydana gelebilir. Ancak en sık karnın ortasında kalpten çıkan ve tüm vücudu besleyen ana damardır. Burada oluşan anevrizma, aortonun kalpten çıkan bölgesinde ve göğüs içerisindeki aortoda oluşabilmektedir. Anevrizma oluşumunda en büyük sebep damar sertliğidir. Mayer öldükten sonra arkasında birçok materyalini bırakmıştı. Eve gidip yedeklemeyi planlarken Pentagon delil olarak el koydu. Ve o gün bugündür bir daha ne arabasına ne de diğer notlarına ulaşamadık diyor kardeşi. Sizce arabalar, gemiler, uçaklar ve diğer tüm cihazlar su ile çalışıyor olsaydı dünya ve Mayer nasıl bir şey, nasıl bir yer olabilirdi? Muhtemelen yeni Bill Gates ortaya çıkardı ve ondan daha zengin olacaktı Mayer. Para içinde boğulup en sonunda ise ölecekti.
ve doğacak olan 77 cetleni de kurtarmış olacaktı. Peki dünya ne halde olacaktı? Dünya ise daha temiz ve savaşların Irak, Suriye ve petrolün olduğu ülkelerde değil de suyun en çok bulunduğu yer olan Amazonları ve bunun gibi ıslak toprağı ve suyu çok olan bölgeleri vuracaktı. Belki de su savaşları çıkacaktı. Belki de deniz seviyesi azalacaktı. Dünyada su biter mi? Hayır. Ama sadece kirlenir ve kullanılmaz duruma gelebilir. Bu yüzden dünya temiz bir yer olurken su savaşlarının başlaması bazı şeyleri kötüleştirebilecekti. Tabii ki Mayer bunları yapabilseydi ama duyduğumuz bir habere göre Hintli bir amca bu modeli geliştirdi ve motosikletine uygulamış. Şu an ise motosikletini nehirden aldığı su ile çalıştırıyor. Umarım amcamız başarır. Gayet başaramazsa onun yeri de kara toprak olacaktır muhtemelen. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz bize destek vermek için videoya beğen atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınızda böyle ilginç konular var ise de yorumlara belirtin. Biz de araştıralım.